Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. 8. sınıflar için hazırladığımız yeni nesil matematik LGS denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz İdol yayınlarının 24'lü matematik deneme kitabını kullanıyoruz ve şu anda da 9. denemenin çözümleriyle yeniden karşınızdayız. Eğer değilseniz abone olarak diğer içeriklerimizden de anında haberdar olabilirsiniz ve aynı zamanda videoyu da şimdiden beğenirseniz kanalımıza güzel bir destekte bulunmuş olursunuz. Eğer artık hazırsak başlayalım. İlk sorumuzda adaletli sayının tanımından bahsedilmiş. Neymiş bu? Hemen bir örnek üstünde anlatalım. Mesela 72 sayısını asal çarpanlarına ayırmış. 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 2 şeklinde yazılabiliyor biliyorsunuz. Daha sonra burada üstleri topluyor. Üstlerin toplamı 5 çıkmış ve farklı asal çarpanları topluyor. Onların da yine sonucu 5 çıkınca diyor ki 72 sayısı adaletli sayıdır. Buna göre de sorumuz şu şekilde sorulmuş. Farklı asal çarpanları 2 ve 3 olan en büyük adaletli sayı kaçtır? Şimdi gençler, öncelikle e, asal çarpanlarımızda 2 ve 3 var. Fakat bunların üstleri şu an için belli değil. E, biz bunları en büyük yapmak istiyoruz ya o zaman bu İki boşluğa ne değerler verebiliriz onları bir düşünelim. Öncelikle 2 artı 3'ten dolayı farklı asal çarpanların toplamı 5 çıkacak. Dolayısıyla bu üstlerinde toplamının 5 yapması lazım. Toplamları 5 yapacak hangi değerleri verebilirim? Tabii ki de 2'nin üstüne en küçük değeri vermem lazım. Çünkü beni esas büyütecek olan sayı 3'tür. Dolayısıyla beni daha hızlı büyüteceğinden dolayı 3'ün üstüne de 4 vermiş oluruz. E bu ikisini de çarparsak yani 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4 ki 2 çarpı 81'dir. Buradan da sonucu 162 buluruz. Dolayısıyla birinci soruya B şıkkını işaretleyebiliriz. İkinci soru ile devam edelim. Hülya öğretmen öğrencilerinden rakamları aralarında asal olan iki basamaklı doğal sayılara örnek istemiş. Öğrenciler örneklerini vermiş. Buna göre öğretmenin isteğine uygun olmayanların söylediği sayıların toplamı sorulmuş. Şimdi 7 ve 8 aralarında asaldır. Dolayısıyla bu uygun örnek vermiş. 1 ve 9 aralarında asaldır. 1 her sayı ile arasında asaldır. Unutmayın. Dolayısıyla Ege de uygun bir yanıt vermiş. 9 ve 3 aralarında asal değildir. Çünkü ikisi de 3'e bölünür. Dolayısıyla Aytaç'ı işaretliyorum. Uygun bir örnek vermemiş. Duru'ya bakıyorum. 6 ve 4 ikisi de 2'ye bölünür. Dolayısıyla bu da uygun bir örnek vermemiş. Onu da işaretliyorum. Daha sonra 52'ye bakıyorum. 5 ve 2 aralarında asal. Dolayısıyla uygun bir örnek vermiş. Nazlı uygun örnek vermeyenleri topladığımızda 93 ile 64'ü 157 cevabına ulaşacağız. Dolayısıyla 2 C şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Yanındaki tablonun kutularında yer alan üstü ifadelerden işte değeri doğal sayı olanlar mavi, doğal sayı olmayıp tam sayı olanlar kırmızı ve ne doğal sayı ne de tam sayı olanlar sarı renge boyanıyormuş. 1, 2 ve 3. satırdaki en küçük değerlerin bulunduğu kutuları hangi renge boyarız diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 1. satırdan başlayalım. Eksi 2 üzeri eksi 4 öncelikle negatiflik kalacak. Çünkü çift kuvvet olsa da parantez olmadığından dolayı ona bir şey yapamıyoruz. Ters çeviriyorum. 2'nin 4. kuvvetinden 16'yı alıyorum. Eksi 3 üzeri eksi 2 bu sefer pozitif oluyorum. Pozitif olduğu için hiç değerini hesaplamakla uğraşmayacağım. Çünkü en küçük değeri aradığım için Pozitif ile işim yok. Negatif var zaten. En küçük o olacaktır. Ee, Sonuncuya baktığımda da şuraya bir çarpı koyalım. Eksi 3 üçüncü kuvveti ne olacaktır? Eksi kalacaktır ve 64'ü buluruz. 4'ün üçüncü kuvvetinden. Şimdi buradaki en küçük değer çok bariz belli. Eksi 64'tür. Pozitiflerin tersi gibi düşünerek de bunu e, bu sonuca ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla eksi 64'ü buldum. Şimdi eksi 64 hangi renge boyanır? Tam sayı olduğu için... Kırmızı rengi boyanır. O zaman birinci satır kırmızı. C ve D şıklarını eleyebilirsiniz. İkinci satıra bakıyorum. En küçük kimmiş bakalım. Şimdi burada bakın bu 3 üzeri 5 pozitif bir sayıdır. 5 üzeri eksi 2 de pozitif bir sayıdır. 1 bölü 25 olacak. E, dolayısıyla negatif olan tek yer ortadaki kısımdır. Dolayısıyla onu e, bulursam ikinci satın hangi renk olduğunu bulabilirim. Şimdi bu çift kuvvet eksiye ve... 4'e etkileyecek. Dolayısıyla artı 16 yapacak. Ama bir de başta eksi olduğu için burası eksi 16'ya dönüşecek. E, eksi 16 da yine bir tam sayıdır. Doğal sayı değildir. O yüzden burayı da kırmızı seçiyorum. Bu da beni hangi şıkka götürüyor? Tabii ki de A şıkkına götürüyor. 4. ile devam ediyoruz. Aşağıda dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı ve Mariana Çukuru verilmiş en derin noktası olan. Ve sorumuz şu şekilde. Doğaya meraklı Cansu bir belgesel izlerken aşağıdaki cümleyi duyuyor. Okyanus yüzeyine uzaklığı 10.994 metre olan çukurun en derin noktasına Everest Dağı'nı yerleştirirseniz. Şimdi ne yapıyormuşuz? Şu çukurun en derinine bir dağ yerleştiriyoruz. dağın zirvesinden okyanus yüzeyine ulaşmak için şu kadar kilometre mesafe alır. Şimdi burayı bir bulalım bakalım. Öncelikle daha büyük olan miktar yani Mariana çukurunun toplamını bulursak kaç yapacak o? 10.994 o zaten verilmiş. O sayımızdan dağın uzunluğunu çıkartacağız. Yani 8.800 48'i çıkartacağız ki şu aradaki boşluğu bulalım. Yani şu dağın zirvesinden okyanusa ulaşabilmek için ne kadar mesafe lazım onu bulalım. Buradan da ne elde edeceğiz? 2146 metre elde edeceğiz. Fakat burada bakın kilometre dediği için bunu kilometreye çevireceksiniz. Bine e bölmek demektir. Bu da 2 tam binde 146 diyeceğiz. Buna da göre ondalık gösterimin çözümlenmiş biçiminde hangisi bulunmaz? Bakın D şıkkında direkt zaten 3 rakamını görüyorsunuz. Bunu elde ettiğimiz sayıda göremiyoruz. Dolayısıyla dördüncü soruya D şıkkını işaretleyebiliriz. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci sorumuz üslü sayılarda bilgilerle başlıyor ve daha sonra da işte bir televizyon programındaki e, nelerden diyelim bilgilerden bahsedilmiş. İşte moderatör ve yorumcunun aldığı fiyatlardan bahsedilmiş sözleşme burada yazıyor. Bir sezon boyunca moderatör programdan toplam 8 üzeri 6 TL gelir elde etmiş. Şimdi sevgili gençler öncelikle 8 üzeri 6'yı iki tabanında bir düşünelim. Yani 2 üzeri 3 üzeri 6'dan nedir? 2 üzeri 18 TL'dir değil mi? Peki moderatör Şuraya baktığınızda her 30 saniyede 32 TL kazanıyormuş. Dakikadan dakika üzerinden gidersek daha kolay olacaktır. Bunun dolayısıyla 1 dakika gibi düşünün. Yani 60 saniye yani 2 katı. 32 değil de ne alacağım o zaman? 64 TL alacağım ki 64 de biliyorsunuz 2 üzeri 6'dır. Şimdi 1 dakikada şuraya hatta notumuzu yazalım. Bu 1 dakikada kazancı 2 üzeri 6 TL ise ve 2 üzeri 18 TL kazandıysa kaç dakika? orada bulunmuştur. Bunu hesaplayalım. Moderatör için şöyle bir hesap yapalım. Tüm ücretini 1 dakikada kazandığına bölüyorum. Üstler çıkarılır biliyorsunuz. 2 üzeri 18'in 6'yı çıkarttım. 2 üzeri 12 ne buldum bakın. Dakika buldum. Yani moderatör 2 üzeri 12 dakika konuşmuş. Ya da işte orada bulunmuş. Her neyse. Dolayısıyla bu program 2 üzeri 12 dakika sürmüş diyebiliriz. Buradan da şimdi yorumcunun alacağı parayı elde edebiliriz. Nasıl elde edeceğiz? Şimdi 15 saniyede 8 TL ise bunu 4 ile çarpalım. Ki 60 saniye yapar değil mi? Yani 1 dakika yapar. Dolayısıyla bunu aldığı parayı da 4 ile çarparsam 32 TL olduğunu söyleyebilirsiniz. 32 TL içinde 2 üzeri 5 diyebiliriz. Tabii ki de bu 1 dakika için. Şimdi 1 dakikada 2 üzeri 5 TL aldığını bulduk. E kaç dakika konuştuğunu da az önce bulmuştuk. 2 üzeri 12. Dolayısıyla bunları çarparsak ne elde edeceğiz? 2 üzeri 17 TL elde edeceğiz. Ki kazancı lira cinsinden hangisi de ifade edilir? 2 üzeri 17 diyoruz. Yani 5. sorumuzda C şıkkı olmuş oldu. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bazı doğal sayılar verilmiş. Bu doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının kendisinin ve 3 fazlasının Karekökünün kökünün en yakın olduğu doğal sayı 3'tür diye bir bilgi veriliyor. Hangisi bu sayıların alabileceği farklı değerlerin toplamına eşittir demiş. Şimdi mesela gençler 4'ü aldığınızda bunun 3 fazlası da 7 değil mi? Bu ikisinin de karekökünün en yakın olduğu doğal sayı 3 olmak zorunda. E şimdi kök 4'ü düşündüğünüzde bu 2'ye yakındır değil mi? Hatta direkt 2'dir. Dolayısıyla bunu elersiniz. Kök 5'i düşündüğünüzde bu da 2'ye yakındır. Bunu da elersiniz. Kök 6'yı düşündüğünüzde şimdi kök 6, kök 4'e mi yakındır? Kök 9'a yani 3'e mi yakındır? yakındır. Tabii ki de 2 fark olduğu için yine kök 4'e yakındır. O yüzden bunu da elersiniz yani 2'ye yakın olduğu için ve 7'ye gelelim. Şimdi 7 bir kere kök 9'a daha yakındır değil mi? Artık çünkü o sınırı geçtik. Bunun 3 fazlası olan kök 10 da yine kök 9'a daha yakındır. Dolayısıyla ben 7'yi alabilirim. Aynı şekilde 8'i de alabilirim ve kök 9'u da alabilirim çünkü zaten 3 fazlası da nedir bunun 3 fazlası? 12'dir ve kök 12 kök 9'a mı kök 16'ya mı yakındır? Yani hangi doğal sayıya daha yakındır? Bakacak olursak gördüğünüz gibi kök 9'a daha yakındır. Oraya 3 fark var. Aşağıda 4'e. Kök 16'ya 4 fark var. Bu yüzden de 3 fark olduğu için kök 9'a yani 3'e daha yakındır derim. Ve 9'u da alırım. Bakın yani 7'yi, 8'i ve 9'u aldım. Gelelim 10'a. Şimdi 10'un kendisi tamam. ...kök 9'a yakındır. Yani 3'e yakındır. Ama bunun 3 fazlası olan kök 13... ...bakalım kime daha yakındır? Şimdi aşağıdan kök 9, yukarıdan kök 16 var. Yani 3 ve 4 var. Şimdi bakın, kök 16'ya 3 fark var. Kök 9'a 4 fark var. Dolayısıyla kime daha yakın? 3 fark olduğu için 4'e daha yakındır. Dolay bu yüzden de diyelim... Ee, ...kök 10... ...kendisi 3'e yakın olmasına rağmen... ...3 fazlası... 3'e yakın değildir. O yüzden bu ve tabii ki doğal olarak diğerleri de otomatikman elenir. Dolayısıyla 7, 8 ve 9 kalır. Bu üçünün de toplamı 24'tür. Yukarıda tablonun her karesinde kareköklü ifade var ve Faruk bu tabloda çarpımları doğal sayı olan karelere aynı emojileri koymuş. Buna göre de hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bunların hepsini ben tek tek yazacağım. Sizler de algoritma yaparak bunları bulabilirsiniz. Ben o şekilde vakit kaybetmek istemiyorum. Kök 28 2 kök 7'dir. Algoritma yaparsam çünkü çarpma anında kimlerin doğal sayı olacağını daha rahat bulurum. Çünkü neden? Aynı köklü iki ifade varsa mesela bakın bir tane buldum. 5 kök 2 ve 7 kök 2. Bu kök 2'ler birbirini yutacak, götürecek doğal sayı çıkacaktır sonuç olarak. O yüzden de bakın mesela A şıkkı olabilir. Bu şu ikisi aynı. C şıkkında aynı. D de de aynı. B de de aynı. Yani bu beni bir elemeye götürmedi ama netice olarak muhtemelen demek istediğimi anlatabilmişimdir. Tek tek şimdi hepsini bulalım. Kök 20, 2 kök 5, kök 112, 4 kök 7, Kök 75 için 5 kök 3 yazıyoruz. 243 için 9 kök 3 yazacağım. Kök 125 5 kök 5. Ve kök 54'te bu bakın farklı çıkıyor. 3 kök 6. Şimdi şu ikisinin aynı olması gerektiğini söyledik. Başka kimler aynı olacak? Bakın kök 28 ve kök 112 ikisinin de kök 7'si var. Dolayısıyla çapraz olarak şunlar da aynı olacak. A şıkkında aynı. C de aynı. Bursa aynı. Ama D şıkkında aynı değil. Gördüğünüz gibi D'yi eleyebildim. Başka kimlerin aynı olduğunu görüyorum. Şurada kök 5'lerimiz var. Çapraz olarak şöyle aynılık var. Bakıyorum A şıkkında aynı. C şıkkında aynı değil. C'yi de eledim. Bursa da aynı. Dolayısıyla orayı da geçiyorum. Şu şekilde e, sol alt köşe ve kök 3'lerimiz var. Bakın. Yani bir şurada bir de sağ üstünde var. Dolayısıyla o da hangi şıkta var? Bakıyorum B şıkkında gördüğünüz gibi ikisi aynı verilmiş. Ama A şıkkında bakın ikisini de yuvarlak için aldım. Onlar farklı. Dolayısıyla A şıkkında eledim ve 7. soruyu da B şıkkı olarak tespit etmiş olduk. Şimdi 8. soruya bakalım. Tabloda tüm çerçeveler dikdörtgen biçiminde ve e, kimlere ait olduğu söylenmiş. Tüm öğretmen çerçevelerin kapladığı toplam olan 48 kök 6'ymış. Kaç tane var bakın. 3, 6, 8 tane var. Dolayısıyla 48 kök 6'yı 8'e bölüyorum ve 6 kök 6'ı buluyorum. Neyi? Bir tanesinin alanını. 6 kök 6'ı buldum. Ve bunun yüksekliği de kök 18'miş. E kök 18'in ne olduğunu biliyoruz biz. Tabii ki de... 3 ee, kök 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi o zaman şuraya mesela 3 kök 2 dersek çarpımının sonucu 6 kök 6 olabilmesi için, Diğer kenara ne dememiz gerekecek? 2 kök 3 vermemiz gerekecek. Ve böylece bir öğretmen panosunun ne kadar uzunlukta olduğunu bulduk. Yani kenar uzunluklarını daha doğrusu bulmuş olduk. Gelelim müdür yardımcısına. Her biri öğretmenlerin bir kenarının 2 katıymış. Yani dolayısıyla 3 kök 2'nin mesela 2 katı 6 kök 2, 2 kök 3'ün 2 katı 4 kök 3. Bunları hangi tarafa yazdığımızın çok bir önemi yok. Müdür çerçeveleri de müdür yardımcısının 2 katıymış. Dolayısıyla 6 kök 2'nin 2 iki katı 12 kök 2. 4 kök 3'ün 2 katı 8 kök 3. Ve gelelim soruya. Müdürün tabloda kapladığı alan yardımcılarının toplam kapladığı alandan ne kadar fazladır? Şimdi öncelikle müdürün kapladığı alanı hesap edelim. 12 kök 2 ile 8 kök 3'ü çarpacağım. Buradan da ne elde ediyorum? 96 kök 6. Geliyorum müdür yardımcılarına. Şimdi bunlardan bakın 2 tane var. Dolayısıyla önce bir 2 ile çarpacağımı not alayım. Ardından 6 kök 2 ve 4 kök 3 bir tanesinin alanı. Ve bu çarpmanın hepsini yaparsanız 48 kök 6 bulacaksınız. İşte şu ikisi arasındaki fark da zaten ikisi de kök gördüğünüz gibi 96'dan 48'i çıkartırsak ne elde edeceğiz? tabii ki de 48 kök 6 elde edeceğiz. Ondalık gösterimin ne demek olduğu açıklanmış 9. soruda ve ABCD köyleri arasındaki uzaklıklar tabloda verilmiş. Buna göre diyor hangisi herhangi birinin yerine yazılamaz. Aşağıdakilerden hangisi yazılamaz. Şimdi öncelikle 5 tam onda 4'ün devirli halini normal kesir haline yani rasyonel hale çevirelim. Sayıyı aynen yaz devretmeyeni çıkar. Devreden kadar 9. Şimdi 54'ten 5 çıkarıyorum. 49 bölü 9. Yani C ve A'nın arasında 49 bölü 9'luk bir fark olduğunu buldum. Geliyorum 7 tam onda 8'e. Sayıyı aynen yaz. Devretmeyeni çıkar. Devreden kadar 9. Dolayısıyla 71 bölü 9 buldum. D'yi de hemen not ediyorum. Ve BD arasına geldim. 3 tam %22. Sayıyı aynen yazıyorum. Devretmeyenleri çıkarttım. Bakın şimdi devreden kadar 9 yani bir tane 9 devretmeyen kadar 0. Dolayısıyla bu işlemi de yaparsanız 290 bölü 90 bulacaksınız. Sıfırları yuttum. Ne bulduk? Şöyle yazalım. 29 bölü 9 bulduk. Kimi biliyorum ben? A'dan C'ye olan uzaklığı biliyorum. Yani şurası neymiş? 49 bölü 9 ve bir de ne biliyorum A'dan D'ye olan uzaklığı yani tamamını biliyorum. Burası da 71 bölü 9'muş. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark bana nereyi verecek? CD arasındaki mesafeyi verecek. O yüzden 71 bölü 9'dan 49 bölü 9'u çıkartıyorum ve ne elde edeceğim? 22 bölü 9. O zaman CD arası 22 bölü 9 bulabilirim. Zaten bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelecektir. Neden? B ve D arasını da biliyorum. 29 bölü 9. Dolayısıyla şurası 29 bölü 9 yapsın diye... ...BC arasında ne kalacaktır? 7 bölü 9. Dolayısıyla D şıkkını da elemiş oldum. Ve AC arası 49 bölü 9 diye biliyorum zaten. O yüzden de AB'ye ne kaldı? 42 bölü 9 kaldı ki... ...şu AB ile BC toplandığında... ...49 bölü 9 yapsın. Şimdi... 42 bölü 9 ışıklarda yok. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bunu bir sadeleştirmeyi düşünüyorum. Kaça böleyim? 3'e böldüm. 3'e bölersem ne elde edeceğim? 14 bölü 3. Yani B şıkkını da elemiş oldum. Bu yüzden de 9. sorumuz A şıkkı olmuş oldu. 10. soruyla devam edelim. Birisinde bir kişilik ve 2 kişilik yatak taşıyan iki kamyonda 11 ve 13 tane yatak bulunmaktaymış. Şu bilgiler çok önemli. Birinci kamyondan rastgele seçilen yatağın 1 kişilik olması 2 kişilik olmasına göre azmış. Yani şöyle yazalım. 1 küçükmüş 2'den. İkinci kamyonda da 2 kişilik olma olasılığı 1 kişilik olma olasılığından fazla. Yani aslında yine 1 küçüktür 2'den bahsediyor. Yani ikisinde de mevzumuz aynı. Buna göre diyor her iki kamyondaki toplam yataklardan rastgele birinin bir kişilik olma olasılığı en fazla kaçtır? Yani bir kişilikleri alabileceğiniz en büyük değer alacaksınız. Bunun için de 11'i nasıl paylaştırabilirim? Mesela 5 ve 6 şeklinde birbirine en yakın değerler olacak şekilde paylaştırırım. Tabii ki de bu 5 olan az olduğu için bir kişilik sayısıdır. O zaman bir kişilik sayılarını toplayayım. Yani istenen durum 5 tane birinci kamyondan geldi. İkinci kamyonda da bu 13'ü nasıl pay edebilirsiniz? 6 ve 7 şeklinde yine benim istediğim bir kişilikler 6 tane oluyor. Dolayısıyla 11 tane istenen durum elde ettim. Şimdi olasılık için ne yapıyorduk? İstenen böyle tüm durum. Tüm durumda da 11 13'ü toplarsak 24 yapacak. Dolayısıyla bu da beni direkt Bursa şıkkına götürmüş oldu. 11. soruyla devam ediyoruz. Evet 11. sorumuzu okuyalım. Yukarıda gösterilen dikdörtgen şeklindeki kağıtların yükseklikleri eşit ve santimetre cinsinden de 9'dan büyük bir doğal sayıymış. Her iki dikdörtgeninde de yüksekliği genişliğinden azmış. Yani dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Yükseklikler genişliklerden azsa kesinlikle 30'dan az olacak şu yükseklik dediğimiz iki arkadaşta. Bu arada bununki de bununki de yani iki dikdörtgenin de yüksekliği birbirine eşit. O söylenmiş. Daha sonra Berat bu kağıtları üst üste getirmiş ve kesişen bölgenin alanını hesaplamış, orayı da 60 bulmuş ve bu alanın kenarları da doğal sayımış. O zaman buranın alanı 60 bulunduysa ben nasıl bulunmuş olabilir bunları bir bulayım. Mesela 1 çarpı 60 şeklinde olmuş olabilir, 2 kere 30 olabilir, 3 kere 20 olabilir, 4 kere 15 olabilir, 5 kere 12 olabilir ve 6 kere 10 olabilir. Seçeneklerimiz bunlar. Dolayısıyla buna göre de x artı y toplamının asal sayı olma olasılığı sorulmuş. Şimdi sevgili gençler öncelikle ne yapalım? A'dan başlayalım. Yani A ne olursa x ve y'ye ne kalır? Bunu mu hesaplayalım. Şimdi buranın alanı 60 ise mesela A 1 olabilir diğer taraf 60 olabilir. Fakat bu mümkün mü? Tabii ki de hayır. Çünkü ne demiştim? 30'dan küçük olmak zorunda demiştim. O yüzden bu seçeneği eliyorum. Yani 1'e 60 mümkün değil. E aynı şekilde 2'ye 30 da mümkün değil. Çünkü uzun kenar yine 30 olamaz. Ama 3'e 20 mümkün. Yani A3 iken Dolayısıyla şu yüksekliklere 20 diyebiliriz. Fakat benim zaten o yüksekliklerle işim yok. A3 ise bana x ve y lazım. Şimdi şu 30'luk kısımdan 3 santim içeri girersek x'e ne kalacaktır? 27. Aynı şekilde şu 35'lik kısımdan 3 santim içeri girersek diğer arkadaşa da y'ye de 32 kalacaktır. Ve bu ikisini toplarsak ne olacak? 59 olacak. Gelelim A3 değil de mesela bunu hesapladık bu arada 4 olsun. Şimdi A4 olursa X'e ne kalacak? 26. Diğer arkadaşa da yine 4 düştüğünüzde 31 kalacaktır. Ve bu ikisini toplarsanız 57 olacak. Bunu da hesapladık. A5 olsun. Bu sefer 25'e 30 olacak. Gördüğünüz gibi bir örüntü gibi devam ediyor zaten. Şu arkadaşta 55 olacaktır. A'ya 6 verebiliriz ve bu durumda da 24'e 29 olacaktır. Burası da 53 olacaktır. Şimdi 4 tane seçeneğim var. Bir kere toplam durumumuz 4. İstenenlere bakalım. Yani asal sayı olan arkadaşlar kimler? E 53 asaldır 55 değildir 5'e bölünür çünkü 57 de değildir 3'e bölünür çünkü rakamlar toplam bakın 7 5 daha 12 3'ün katı dolayısıyla 3'e bölünebiliyor e 59 da yine asal sayıdır istenen durumum 2 dolayısıyla sadeleştiğinde 1 bölü 2 yani 11. soruya da c şıkkı diyebilirsiniz 20 kişilik 8A sınıfındaki öğrenciler temsilci seçiyorlar. Ceyda ve Selim'den yalnızca birine oy vermişler. Temsilci adaylarının da oy kullandığı bu seçimde yani 20 tane oy kullanılacak. Oyların %65'i sayıldığında demiş. Hemen bu %65'i hesaplıyorum. Yani 20 çarpı 65 bölü 100 yapıyorum. 2'nin sıfırı, yani daha doğrusu 20'nin sıfırı ve 100'ün sıfırını attım. 2 ile de onu sadeleştirirsem 1'e 5, 65'i de 5'e bölersek ne bulacağız? 13 bulacağız. Yani 13 oy sayıldığında. Ceyda'nın bir oy geride olduğu görülmüş. Şimdi şu çarpılar 2 oy tek çizgiler bir oyu o gösterdiğine göre, Hangisi tüm oylar sayıldığında oluşabilecek sonuçlardan değildir demiş. Şimdi öncelikle sevgili gençler ilk A şıkkından başlayalım. Bakın Ceyda kaç oy almış burada? 14. Selim kaç oy almış? 6. Bunlar biliyorsunuz 2, 4, 6 diye gideceksiniz. İkişer ikişer sayılacak. Peki bu durum mümkün mü? Bir bakalım, inceleyelim. Şimdi %65 yani 13 oy sayıldığında Ceyda bir oy geride olacak. Ama Sonucu da kazandığına göre Ceyda'ya verebileceğim en yüksek oyu vereyim. Mesela ne olabilir? 6'ya 7 olabilir. Yani bu Ceyda'nın oyudur. Selim'in oyu da 7'dir. Çünkü bir oy geride oy olması gerekiyor ya. Dolayısıyla bu yüzden 6'ya 7 verdim. E geriye kaç oy kaldı? Hani 13 oy atıldıysa sınıf 20 kişi 7 oy kaldı. Dolayısıyla o 7 oyun hepsini Ceyda almış olsa bile toplamda 13 oy yapıyor. Fakat bu mümkün değil. Daha doğrusu A şıkkı için mümkün değil. Çünkü A şıkkında 14 demiş. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün olamaz. Bu yüzden de 12. sorunun doğru cevabı A şıkkı olacaktı. Evet 13. sorumuzda birden 100'e kadar bir tablo verilmiş ve burada Can tam kare olan sayıları yuvarlak içine alıyormuş. E biz de hemen tam kareleri yuvarlak içine alalım. Biliyorsunuz 1'in karesi 1, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 ve 10'un karesi 100. Ardından tablo üzerindeki her ardışık tam kare sayıların arasındaki doğal sayı adedine bakarak da o adet değerine tablo üzerinde x işareti koymuş. Şimdi bu ne demek? Mesela 1 ile 4 arasında kaç sayımız var? 2 tane sayımız var. Dolayısıyla 2 yazıp 2'nin üstüne çarpı atıyor. Daha sonra 4 ile 9 yani diğer ardışık tam kareler arasında kaç sayı var? 4. Dolayısıyla da 4'ün üstüne çarpı işareti atıyor ve bu şekilde diyor hem yuvarlak hem de çarpı işaretinde alınan kaç olası durum vardır. Şimdi sevgili gençler ilginç bir bilgi olacak sizin için. Şimdi tam kare sayılarımız bunlar ya muhtemelen ilk defa duymuş olabilirsiniz. Birden yüze kadar olan sayılarda daha doğrusu birden yüze kadar olan tam kare sayılarda iki ardışık sayı arası ardışık olarak artar. Mesela 1 ile 4'ün arasında 2 sayı var. 4 9'un arasında 4 sayı var. 9 16 arasında 8. 16 25 arasında 10 sayı var. Bu şekilde devam ettiğinizde 12 14 16 ve 18 farkı görebilirsiniz. Mesela yani 81 ile 100 arasında tam 18 tane sayı vardır. E şimdi hem tam kare olup hem de ikisi iki sayı arasındaki fark olan Kimler var? Tabii ki de hemen yuvarlak için alıyorum. Bakın burada 4 var. Yani hem yuvarlak hem de çarpı işareti atılmıştır. Bir de 16. Hem yuvarlak hem de çarpı işareti atılmıştır. Bu yüzden de iki tane olası durumumuz vardır diyebiliriz. 14. soruyla devam edelim. 14. sorumuzda bir işlem sorusu. Hemen şöyle kırmızıyı seçelim. Birinci sütun grafiğinde yemekhanede pazartesi, salı, çarşamba yemek yiyen toplam kişi sayısı verilmiş. İkinci sütun grafiğinde ise öğrencilerin yüzde kaçı olduğu verilmiş. Şimdi hemen işlemlere başlıyorum o zaman. Şimdi pazartesi 120 kişi mi yemek yemiş? E bunun da yüzde 40'ı bakın bu yüzde tablosu yüzde 40'ı öğrenciymiş. O zaman hemen 120'nin %40'ını hesaplıyorsunuz. Tabii ki de çarparak çok rahat bulabiliriz. 48. Demek ki pazartesi günü 48 öğrenci yemek yemiştir. Geri kalanlar da tamdır. Yani öğrenci olmayanlardır diyelim. Onlarda kaç kişi kalacak? 120'den 48'i çıkartırsanız 72 tam kalacak. Tamları şöyle yuvarlak içine alayım. Geldim salı gününe 180 kişi var bakın bu sefer. Bu 180'in de %60 öğrenci. Hemen 180'in %60'ını hesaplıyorsunuz. Şöyle sıfırları yuttum. 6 ile de 18'i e çarparsam 108 yapacaktır. Dolayısıyla 108 öğrenci geri kalan 72 kişi de tamdır yine Burada da yine 72 çıktı. Çarşambaya geldim. Bu sefer 160 öğrencimiz. Daha doğrusu 160 tam var. Yani tamamı 160 kişi. Ve bunların %80'i öğrenci. Hemen %80'ini hesaplıyorum. Burada da karşıma ne geliyor? 128. Yani 128 öğrenci ve geri kalan 52 kişi de tam yani öğrenci olmayanlar. Ve burada öğrenciler için 5 TL, diğer kişiler için de 10 lira alındığına göre 3 günde toplam kaç lira gelir elde edilir? O sorulmuş. Önce öğrencilerden başlıyorum. Eğer öğrencileri 48'e 108 ve 128'i toplarsanız 284 yapacaktır. E bu da kişi başı 5 TL'den çarparsak 1420 TL sonucuna varacağız. Gelelim tam olanlar Yani öğrenci dışındakilere 72, 72 ve 52'yi topluyoruz. Kaç yapacak? 176. E bunu da 10 liradan çarpıyoruz. Dolayısıyla 1760 TL de buradan bulacağız ve bu iki arkadaşı toplarsanız 3180'e ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla 14. soruya da C şıkkını cevap olarak söyleyebiliriz. 15 ile devam edelim. Şimdi 240 öğrencinin bulunduğu okulla ilgili bir öğrenci sayısı dağılımı verilmiş. 5 ve 8. sınıftaki öğrenci hangisi gibi olabilir diye soruyor sorumuz. Öncelikle bakın burada 5. sınıflar 90 derece. Yani aslında çeyrek daire diliminde diyebiliriz. Dolayısıyla direkt 240'ın çeyreğini yani 1 bölü 4'ünü bulursak ki bu da 60'tır, 5. sınıfların toplam kişi sayısını bulmuş oluruz 60. Bakın sadece A şıkkında... 5. sınıf için 55 ile 15 vermiş. Bunları toplarsanız 60 yapacak mı? Hayır. Hatta ne yapar? 70 yapar. Dolayısıyla A şıkkını direkt eleyebilirsiniz. Geldim şu 8. sınıflara. Onlarda 150 dereceymiş. Şimdi şöyle bir oran orantı biliyorsunuz. Daire grafiği varsa oran orantı büyük ihtimal yapacaksınız. Tamamı 360 derece. 360 derecede 240 öğrenci varsa 150 derecede kaç öğrenci vardır? Hemen bir oran orantımızı yapalım. İçler dışlar yapabilirsiniz. 360 çarpı x eşittir. 150 çarpı 240 şeklinde. Buradan da x'i kaç bulacaksınız? Tabii ki de 100 bulacağız. Şimdi madem x 100 yani toplam 8. sınıf öğrencim 100. Bakıyorum B şıkkında 60 60 120 yazılmış. Aynı şekilde C şıkkında da 120. Bunlar elendi. Tek doğru cevap olarak bana ne kaldı? D seçeneği kaldı. 16. soru ile devam ediyorum. Evet 16. sorumuzu okuyalım. Nevşehir'in Örgüp ilçesindeki Asmalı Konak turistik yeri için Sabah Hanım yukarıdaki kartı kullanarak kart vizit yapmak istemekteymiş. Şimdi yukarıdaki gördüğünüz dikdörtgende 4x artı 3 ve 3x artı 4 kenar uzunlukları verilmiş. Buna göre de diyor Asmalı yazan ve konak yazan bölgenin alanları arasındaki farkı kaçtır? Cebirsel ifade olarak kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler öncelikle Tabii ki de şu kenar uzunluklarını cebirsel olarak bir tespit edelim. Biliyorsunuz Normalde yan kenarlar 3x artı 4. Ama biz bu 3x artı 4'ten 3 ve 2'yi çıkartmamız lazım. yani üstten 3 alttan 2 toplamda 5'in çıkması gerekiyor. O yüzden 3x artı 4 eksi 5 yapıyorum ki kalan kısmı bulayım. Buradan da ne kalacaktır? 3x eksi 1. O zaman buraya hemen yazdım 3x eksi 1. Aynı şeyi asmalı içinde yapacağım. yani üst e, kenarı bulabilmek için de yapacağım. Onun da uzun kenarı biliyorsunuz 4x artı 3 ve eksi ne diyeceğim soldan 3 sağdan 3 yani toplamda 6 çıkacak. E 6 çıkarsa ne kalacaktır 4x eksi 3 o zaman orayı da 4x eksi 3 olarak bulmuş oldum. Gelelim alanlara hesaplamaya. Önce asmalı yazan yerleri hesaplayacağım. İkisi de biliyorsunuz şu üst taraf ve alt taraf toplayarak daha doğrusu bir araya getirilmiş şekilde düşünebilirsiniz. Yani şu asmalının aslında şöyle yan yana geldiğini düşünürseniz. E uzun kenarımız belli 4x 3. O zaman onu hemen yazıyorum. 4x 3 çarpı bakın şimdi yukarıdakinin kısa kenarı Karşısında gördüğünüz gibi 3 ama aşağıdakinin kısa kenarı karşısında yine gördüğünüz gibi 2. Yani dolayısıyla toplamda 5. O zaman kısa kenarı toplamda 5 alıyorum ve 5 ile çarpıyorum. E tek tek şöyle içeriye dağıtırsak 5'i ne elde edeceğiz? 20x eksi 15 elde edeceğiz. Geldim konak yazan kısma. Şimdi konak yazan kısmın yan kenarı 3x eksi 1 bulmuştuk. 3x eksi 1 yazıyorum. Çarpı. Şimdi bunun içinde üst kenar sol tarafta da 3, sağ tarafta da yine 3. Yani 3 3 6. Dolayısıyla onlara da yine bir arada düşünürseniz kısa kenarının ya da diğer kenarının diyelim 6 olduğunu göreceksiniz ve bu 6'yı içeriye dağıtırsak ne elde edeceğiz? 18x 6. Şimdi bu ikisi arasındaki fark sorulmuş. Hemen birinciyi yazıyorum. Eksi ikinciyi de tabii ki de parantez içinde yazmak zorundayım çünkü bunlar cebirsel ifadeler. E 20x 15 ve eksiği içeriye dağıtıyorsunuz biliyorsunuz. Eksi 18x ve artı 6. X'ler kendi arasında işleme girdi. 20x eksi 18 xten 2x ve eksi 15 artı 6'dan da ne çıkacak? Eksi 9 yani 16 b şıkkı diyeceğiz. 17. sorumuzda yine bir dikdörtgen verilmiş. Kenar uzunlukları y olan iki eş kareden oluşuyormuş bu dikdörtgenimiz. Daha sonra da son şeklin tamamına ait alan sorulmuş. Şimdi yani biz burada 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü bulacağız. Kenar uzunluklarını tabii ki de. Tamamının y olduğu söyleniyor. E, x kadarını şurası götürüyorsa geriye ne kalacaktır? Y eksi x. Yani benim son şeklimdeki kısa kenarım y eksi x diyebilirim. Aynı şey sağ taraf için de geçerli. Gelelim alt tarafa. Şimdi bakın şurada normalde y uzunluğum var. Ama yine bir x düşeceğim. Yani o zaman alt tarafta da y eksi x. Yine diğeri için de aynı mantık geçerli. Ona da yine y eksi x diyeceğiz. <laughs> Şimdi bu ikisini toparladığınızda ne elde edeceksiniz? 2 tane y ve eksi 2 tane x. İşte bununla yani alanı sorduğu için diğer kısa kenarı çarpacağız. Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyoruz. O zaman yazıyorum 2y eksi 2x ve çarpı y eksi x. Şimdi bu cebirsel ifade çarpımı nasıl yapılır? Tabii ki de tek tek çarpacağız. 2y ile y'yi çarptım. 2y kare. 2y ile eksi x çarptım. Eksi 2y x. Alttan devam ediyorum yine eksi 2 yx ve eksi eksinin çarpımından artı 2 x kare. Şu ikisi akraba biliyorsunuz aynı benzer terimler o yüzden onları toparlıyorum. 2 y kare eksi 4 x ya da y x yazmışız. Öyle devam edelim artı 2 x kare ve bunu hangi şıkta görüyorum? Tabii ki de b şıkkında görüyorum. 2 y kare eksi 4 x artı 2 x kare doğru cevabımız olacaktı. 18. sorumuzda tişörtlerin ön yüzüne baskı yapan firma ile ilgili bilgiler verilmiş. Aşağıdaki tişörtlerden hangisinde baskı yapılan alan tam kare ya da iki kare farkı özdeşliklerinden birine uygun değildir. Bu şekilde sorulmuş. Hemen D şıkkından başlıyorum. Bakın uzun kenarımız belli. 3A artı B. 4B şeklinde verilmiş. E bunun solundan A artı B. Sağından A artı 2B düşeceğiz. Ki şu baskı yapılan yerin uzun kenarını bulalım. E şimdi bu A artı B ile 2 ee, özür dilerim. A artı 2B'yi toplarsanız 2A artı 3B yapmayacak mı? Evet. E bunu da toplamdan çıkaralım hadi. Eksi diyorum. 2A artı 3B. Şimdi bu işlemi yapalım. 3A artı 4B eksi. Eksiyi içeriye dağıtıyorum bu arada bakın. 3 B'nin de işareti eksi oldu. E, A'ları kendi arasında çıkaralım. 3A'dan 2A çıkarırsam A kalacaktır. 4B'den 3B çıkarırsam da artı B kalacaktır. Dolayısıyla bir kenarını A artı B olarak bulmuş oldum. Gelelim diğer kenara. Diğer kenar 5A artı 5 bye bakın. Onu önce bir yazıyorum ve eksi diyorum. Parantezimi açıyorum. Kimi yazacağım? A artı B ve 3A artı 2B'nin toplamını. A'ların toplamı 4A, B'lerin toplamı 3B. Şimdi de bu işlemi yapacağız. 5A artı 5B'de bir değişiklik yok. Ama şurada eksiği içeriye dağıtma var. Eksi 4A eksi 3B yazdım. Buradan da ne kalacak? A'lar bakın 5A'dan 4A çıkart, 1A kaldı ve 5B'den de 3B çıkarırsam 2B kalacaktı. Yani A artı 2B bulmuş oldum. Şimdi Şuraya bir yazıyorum bakın. Ne bulduk? A artı 2B ve A artı B. Şimdi A artı 2B ile A artı B'yi çarparsak bu alan yani baskı yapılan alan tam kare ya da iki kare farkı çıkar mı? Tabii ki de hayır. Bu normal bir cebirsel ifade çarpımıdır. Dolayısıyla D şıkkında ilk denediğimiz şıkta bunun olmayanını bulmuş olduk. Dolayısıyla 18. sorumuzda değişik oldu. 19 ile devam ediyoruz. Evet 19. sorumuz okuyalım. Bir stadyumun tamamının dolu olduğu andaki izleyici sayısına kapasite denir. Bunu zaten biliyorsunuz muhtemelen. 50.000 izleyiciliği İstanbul stadyumu verilmiş. A, B, C, D tribünlerinin kapasiteleri söylenmiş. Hemen bunları bulalım bakın. %10'u nedir 50.000'in? 50 e, ona direkt bölerek bulabilirsiniz tabii ki de 5.000 kişidir. Yine aynı şekilde %10 5000 kişi yüzde %40 ise bunun 4 katıdır diyebilirsiniz. Yani direkt 20000 kişi yazabiliriz. Bu 2 iki tribün içinde yani C ve D içinde. Bunların bilet fiyatları da verilmiş bir biletin kaç para olduğu ve buna göre de diyor ki tam kapasite dolu iken elde edilen toplam gelirin bilimsel gösterimi. Şimdi gençler o zaman ne yapacağız? Her birini çarparak toplam parayı bulmaya çalışacağız. Öncelikle A tribünü için 5000 kişi var. Dolayısıyla 5000 ile çarpıyorum. Burada yalnız sıfırları ayrı yazacağım. Sadece 3 ve 5'i çarpıyorum. 15 çarpı 4 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 4 yazdım. Ee, aynı şekilde yine e, 30 ile 5000'i çarpıyoruz. Aynı sonuç çıkacak. O yüzden 15 çarpı 10 üzeri 4'ü yine yazdım. Şimdi 200 de C tribününde bakın 20.000 var. O yüzden 20.000'i 20 çarpıyorum. Burada ise 200 ile 2'yi çarpacağım. 400. Geri kalan 4 sıfırı da aynı yukarıda yaptığım gibi 10 üzeri 4 şeklinde yazacağım. E aşağısı içinde yani D tribünü içinde aynı şeyi yapıyorum. Dolayısıyla onun içinde yine 4000 çarpı 10 üzeri 4 elde ederiz. Bunların işte hepsinin toplamı bakın hepsi 10 üzeri 4'lü olduğu için 10 üzeri 4'ü bir yazayım. Bu arada çok özür dilerim. Şunlar 400 olacak tabii ki de. Şöyle düzeltelim. 400, 400 daha 800. 15 15 30 yani 830 çarpı 10 üzeri 4 elde edeceğim. Şimdi bunu bilimsel istediği için şuradaki tam kısım 0 ile 10 arasına gelmesi gerekiyor. Hatta şurada bakın 1 ve 10 arası olduğu söylenmiş. Dolayısıyla ne yapalım? 2 basamak sola kaydıracağız. 2 basamak düşüreceğiz yani. 8,3 yapacağız. E orayı 2 basamak düşürüyorsak onluk taban iki basamak artacak. 10 üzeri 4'ten 10 üzeri 6'ya gelirim. Dolayısıyla da doğru cevabım D şıkkı olacaktı. Evet geldik son sorumuza. Bir yüzünün alanı verilmiş olan kare bir kartondan bir tanesinin alanı şu olan x kare artı 2x y artı y kare olan 4 tane karesel bölge çıkarılıyormuş. Daha sonra da diyor ki ortada kalan şu k bölgesinin alanı kaçtır, kaç olur, cebirsel olarak, özdeşlik olarak hangi şekilde ifade edilir bunu bulacağız. Şimdi gençler öncelikle bir kenarını bulalım. Madem şu ilk verilen arkadaş bir kare. 9x kare biliyorsunuz 3x'in karesidir. Yani 3x çarpı 3x şeklinde yazılabilir. 16y kare de 4y, 4y şeklinde yazılabilir. Ve bunların çapraz çarpımlarının toplamı 12x'ye, 12x'ye ortadakini de veriyorsa buna bir tam karedir diyebiliyorduk. O zaman bu arkadaş aslında 3x artı 4y'nin Tam karesidir. Yani 3x artı 4y'nin karesidir diyebiliriz. O zaman ben şeklimin bir kenarını bulmuş oldum. Yani tamamını bakın. Şöyle 3x artı 4y şeklinde bulmuş oldum. Gelelim şu küçük kutucukların bir kenarına. E, onun da alanı x kare artı 2xy artı y kare. Çok bariz x artı y'nin karesidir değil mi? E alanı x artı y'nin karesi ise tabii ki de bir kenarı nedir? x artı y'dir. Dolayısıyla şu iki küçük arkadaşa x artı y yazıyoruz. Hatta yanlarına da aynı şekilde yazabiliriz. Çünkü bunlar birer kare. Şimdi gelelim o ortadaki boşluğu bulmaya. Tamamının 3x artı 4y olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle işlem yapalım. 3x artı 4y'den neyi çıkartacağım bakın. 2x artı 2 y yani sağdan ve soldan x artı y'ler ne yapacaktır? 2x artı 2y yapacaktır. Eksiği içeriye dağıtalım. 3x artı 4y Eksi 2x eksi 2y olacaktır. Ve buradan da ne elde edeceğim? X'ler kendi arasında işleme girdi. X ve 4y'ler de kendi arasında işleme girerse artı 2y. Dolayısıyla bakın şuraları x artı 2y buldum. Aynı mantıkla yan kenarları da o şekilde bulacaksınız. Yani o k bölgesinin birer kenarı daha doğrusu bir kenarı x artı 2y'dir diyebiliriz. E alanı ne olacak? Tabii ki de x artı 2y'nin karesi yani 20. sorumuz için de doğru cevap olarak C şıkkını işaretleyecektik. Ve böylece de 9. deneme çözümlerimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Aynı zamanda kanala abone olarak da gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada katıl butonumuz da aktif. Oradan da kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.